işçilerin temsilcisi olarak girmeyi talep etmek istiyorum. Bu görüşmede sizin talepleriniz neyse ona ilişkin tartışmaya sizin adınıza, sizin onayınıza dahil olacağım. Kabul mü? Kabul. Şimdi içerideki görüşmeye giriyorum. Gelişmeleri size bilgi vereceğim. Tekrar ediyorum. 6 gündür bu sıcağın alnında söylediğimiz şeyi, hep birlikte söylediğimiz şeyi. Hiç kimsenin sözü, görüşmesi işçinin iradesinden üstün değildir arkadaşlar. O yüzden her ne sunulursa sunulsun, mesele işçinin onay vermesidir. Her ne teklif yapılırsa yapılsın, her ne pazarlık yapılırsa yapılsın, o pazarlığın sizin burada 6 gündür direnişinizin eseri olduğunu unutmadan, bu özgüvenle, bu gururla hareket edeceğiz. Kabul mü? Kabul. Görüşmeye dahil olmak talebiyle, işçilerin onayıyla geldim diyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Uzlaşma arayışı içinde olduğunuzu, olumlu bir adım atıldığında bu olumlu adıma iki adım yaklaşacağınızı ifade ettiniz. Bunu bir adım olarak kabul ettiğinizi biraz önce ifade ettiniz, söylediniz. Görüşmeler yapılmış. Fatma Hanım ve Melih Bey size çeşitli rakamlar veriyorlar. Bu rakamları somut olarak yeniden duymak istiyorsanız, yeniden... Hani rakam olarak duyalım diyorsanız, evet, kendilerinden yeniden rica edelim, bir tartışık değerlendirelim. Son noktada buraya getirilen öneriler size teklif olarak sunulan öneriler. Sizin değerlendirmeleriniz için getirilen öneriler. Devam ediyor sonuçta görüşmeler şu an. Ve bir uzlaşma arayışı içinde olduğunuzu siz zaten burada sükunetinizle ortaya koydunuz. O yüzden şimdi arkadaşlar, buradan temsilci arkadaşlar söylediği için ben bu mikrofondan ifade ediyorum. Yeniden somut rakamları ama duyalım. Siz konuşun temsilci arkadaşlarınız aracılığıyla ve bir karara varalım. Bu konuyu güzellikle işçilerin de istediği gibi bitirelim. Olur mu? Peki. Anlaştık mı? Somut rakam duymak istiyorsunuz. Evet. Şimdi söylüyorlar. Buyurun. Şunu söyleyeyim size. Gerçekten zor durumda olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Ama ülkemizde zor durumda karşılıklı fedakarlık bir şekilde anlaşacağız. Rakamları size söylüyorum. Aylık 15 bin artı 300 lira devamlılık primi. Pazar mesaisi kanunu hakkınız neyse. Ben söyleyeyim size. Bayram ikramiyesi de. Bayram ikramiyesi de. Şimdi az önce bu Sayın Bakanım söyledi. Erzağı bir şekilde gene Ahmet Bey size verir. Hiç onu konuşmaya bile gerek yok. Çünkü hayırsever bir iş adamı. Çok bir bardak su vermeyeceğim.